Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde friend fonksiyonları ve friend klaslarımızı öğrenmeye çalışacağız. Friend bildiğiniz gibi İngilizce'de arkadaş anlamına geliyor. Bunun ne anlama geldiğini birazdan öğrenmeye çalışacağız. Ancak ben ilk başta private ile ilgili tekrardan bir e, sizin bilginizi tazelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi private değişkenler sadece kendi klası tarafından ulaşılan değişkenlerdir. Yani biz bunlara klasımızın dışından kesinlikle direkt ulaşım sağlayamıyoruz arkadaşlar. Aslında bu friend fonksiyonları ve friend classlar yine bunlarla ilgili. O yüzden ben direkt örneğimle başlamak istiyorum. Şimdi benim bir tane class employee şeklinde bir tane klasım olacak. Bu klasımda 3 tane private özelliğim olacak. int age, int salary şeklinde. Daha sonra bir tane public metodum olacak. Ben burada bir tane constructor yazmak istiyorum. Daha sonra string name diyeceğim arkadaşlar int h diyorum. Ve daha sonra int salır diyorum. 3 tane değerimiz var. Ve biz bunları this pointer ile kendi özelliklerimize bu gönderdiğimiz değerleri eşitleyebiliriz. Bu şekilde. Daha sonra bunun başka bir e, metodunun olmasına gerek yok. Bu şekilde bir klasımızı biz oluşturduk. Şimdi biz burada this name, this age ve this salary şeklinde aslında private özellikleri erişebiliyoruz. Şu anki biz çünkü şu anda biz kendi klasımızın içindeyiz. Peki benim burada bir tane fonksiyonum olsa arkadaşlar. Show info şeklinde. Ve daha sonra ben bu fonksiyonuma birazdan bir employee objesi göndermeye çalışacağım. O yüzden employee diyorum arkadaşlar. Employee diyeceğim. Ve daha sonra burada C altla employee'nin name özelliğini daha sonra şöyle boşluk bırakalım isterseniz. Employee'nin age özelliğini ve daha sonra employee'nin salary özelliğini yazdırmak istiyorum. Ancak burada bir sıkıntı var dikkat ederseniz. Biz şu anda klasımızın dışındayız ve biz employee.name şeklinde private bir değere erişemeyiz. Yani ben burada bunu çalıştırdığım zaman C++ bana hata verecek. Biz burada show infos metodunun içindeyiz. Yani klasımızın dışındayız. Ve biz bunlara direkt olarak erişim sağlayamıyoruz. Ancak C++'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Eğer biz dışarıda oluşturduğumuz bir tane fonksiyonu bu klasın arkadaş fonksiyonu yaparsak yani friend fonksiyonu yaparsak aslında burada tanımadığımız fonksiyon bunlara direkt olarak erişim sağlayabilir. Yani ben burada diyeceğim ki dışarıdaki show infos benim private değerlerime erişebilsin diyeceğim. Bu da bizim friend kullanımımız oluyor. Yani ben buraya gelip eğer friend show infos dersem yani buradaki metodumuzu birebir yazmaya çalışıyorum. friend void show infos employee employee şeklinde Burada fonksiyonumuzun gövdesi zaten aşağıda yazılmıştı. Biz sadece burada fonksiyonumuzu tanıtıyoruz. Bu fonksiyonumuz bizim friend bir fonksiyonumuz. Ve daha sonra biz bu fonksiyonun yapısını buraya yazıyoruz. Zaten biz bunun gövdesini dışarıda yazmıştık. Eğer böyle bir şey yaparsak. Herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Çünkü artık bu fonksiyonumuz bizim friend bir fonksiyonumuz olmuş oldu. Biz bunu klasımıza tanıttık ve biz burada bunun private değerlerine erişebiliyoruz. Friend bu anlama geliyor. Peki friend classlarımız ne anlama gelecek? Onu da bakalım isterseniz. Mesela şunu şu şekilde yorum almak istiyorum. Hatta isterseniz ilk başta bunu çalıştıralım arkadaşlar. Biz burada bir tane employee oluşturalım. Employee, employee şeklinde. Örneğin burada Mustafa 25 ve 4000 şeklinde bir tane employee'miz olsun. Daha sonra bu employee'mizi buraya gönderelim bu şekilde. Daha sonra bunu çalıştıracağım. Herhangi bir sıkıntı olmadan çalışacağını zaten biliyoruz. Baktığımız zaman bu sonucumuzu aldığımızı görebiliyoruz. Şimdi bunları ben bir ilk başta yorum almak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bunu yorum aldım. Bunu da şöyle yorum almak istiyorum. Daha sonra şunu da şöyle yorum alalım isterseniz. Ve bu sefer de friend class'larımızı öğrenmeye çalışalım. Friend class'larımız aslında yine aynı mantık. Biz buraya bir tane classımızı eğer friend olarak tanıtırsak, o classımızın içindeki herhangi bir fonksiyon buradaki private değerlere erişebilecek anlamına geliyor. Yani ben burada class test yazıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra burada bir tane metot yazacağım. public metot void show info şeklinde. Yine buraya bir employee göndereceğim. Ve daha sonra şuraya alalım isterseniz. Buraya aldık. Ve burada bunu yerleştirdik. Şimdi burada bizim bu class testimizi employee'nin altında yazmamız gerekiyor. Çünkü şu anda employee'yi göremedi arkadaşlar. Employee class'ını göremedi. O yüzden C++'da eğer bir tane objenizi, bir tane class'ınızı başka bir class'ta kullanacaksanız bunu altına yazmanız gerekiyor. Yani ilk başta class employee'yi görecek. Daha sonra class testi görecek. Bu şekilde yazmanız gerekiyor. Şimdi bizim burada test classımız var arkadaşlar. Ve daha sonra burada show info şeklinde metodumuz var. Ve bu içinde bir tane employee alıyor. Ve employee'nin private alanlarına erişmeye çalışıyor. Biz bunu isterseniz daha kolay olması açısından statik yapalım. Yani direkt bu class üzerinden erişmeye çalışalım. Buraya geliyorum arkadaşlar. Ve burada örneğin bir tane employee oluşturmaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde employee oluşturacağım. Mustafa 25 ve 4000 şeklinde. Daha sonra burada test class'ımızın içindeki ben show infosu kullanmak istiyorum. Daha sonra bu employee'imi buraya göndermeye çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman acaba bize ne hata verecek? Okey diyelim. Devam edelim isterseniz. Şimdi salary is private within this context şeklinde bir hata verdi arkadaşlar. Fark ettiyseniz çünkü burada bu klasımız ayrı bir klas ve biz burada employee gönderdiğimiz zaman bu private alanlara erişemiyoruz. Peki erişmek için ne yapacağız? Erişmek için yine fonksiyonlarda yaptığımız gibi friend class test şeklinde söyleyeceğiz. Yani bu test klası benim arkadaşım benim private özelliklerime erişebilir diyeceğiz. Ve şimdi baktığımız zaman bu testin içindeki tüm fonksiyonlar artık bu employee'nin private alanlarına erişebilecek. Bakalım isterseniz. Baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmadan çalıştığını görebiliyoruz. C++'da friend kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde C++'daki başka bir konuya geçmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.